Dili sunar. Efendim kıymetli izleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir sarı tel programına. Böyle yakşı, güzel, yani hani o bizim Doğu Anadolu'da yakşı derler, yani yakşı güzel demek. Böyle güzel, güzel konuklarımız var ve hemen bir açılışımızı yapalım. Ondan sonra güzel, güzel böyle türkülerimizi okuyacağız inşallah bugün. Dolu dolu güzel bir program yapacağız inşallah diyoruz. Ve kıymetli izleyicilerimiz, bir açılış yapak, sazın teline ne gelirse o gelecek ama bugün de hiç içimden divan söylemek gelmiş. Bugün divan demeyeceğim ama ona yatkın böyle bir ağır bir hava içimden geldiği gibi okuyacağız inşallah. Temel Kur'an'a götür, eman eman, ah eman eman. Altı günde var eyledi dünyayı, pazar günü temel Kur'an'a götür. Hay vay, hay vay, kurban olam ey yaradan sana pazar günü temel Kur'an'a götür. Şefkatlin efendim sultanı vezir, nereden Allah desen orada hazır. Deryalar üstünde boz atlı Hızır, müşküller halına erene götür. Emanen emanen, ah emanen emanen. Müşküller halına ne de erene götür, erene götür. (Gülüyor)
yüceden yüce yazıp kitap etsem olmuyor hece. Karanlık gecede kara karınca, kara herik içinde görene götür. Hay vay, hay vay, hay vay, hay vay, hay vay. Yazıp kitap etsem olmuyor hece. Karanlık gecede kara herikte, kara karıncayı görene götüremem. Aman aman, ah aman aman, aman. Sallanıp an gelen aslı yakan düğmele düğmele, beni derde salan aslı göksün düğmele düğmele, beni derde salan aslı yakan düğmele düğmele, göksün düğmele düğmele. Çayırlıkta kuzu meler, kuzu meler koyun geler. Senin teki Osma Dilber, yakan düğmele düğmele. Senin teki Osma Dilber, göksün düğmele düğmele, yakan düğmele düğmele. Kerem sana neler demiş, seni bu haliyle görmüş. Ketek ölmek kaddin gülmüş, göksün düğmele düğmele. Ketek ölmek kaddin gülmüş, göksün düğmele düğmele. Niye Kerem'le okudum bilirsiniz mi? Kamera arkasındakiler. Benim bir torunum oldu yeni, adı da Kerem. Kerem Ali. Kerem Ali yavrumuza bunu söylerdik yani. Birinci Kerem yol aldı gider. O gider, ikinci Kerem torun gelir. Aşık Kerem. Buradan gözlerinden öpüyorum bütün torunlarımın, gelinlerimin ve yeğenlerimin hepsine selam olsun diyoruz. Ve o güzel aşıklarımızdan güzel bir aşık davet etmeden önce çok güzel bir yazarımızı, şairimizi, ama ey güzel de yazıyor ve çok değerli bir dostum, böyle duruşuyla, ahlakıyla, o güzel kalemiyle güzel bir yazarımız, güzel bir aşığımız Sinan Kalaçay geliyor. Evet Sinancığım, seni böyle alalım, hızlı geldin. Niye hızlı geldin derken
Sen orayı görmedin. Onlar sana kaldı dedi. Dur dedi. Sinan abi geliyor. Şunu böyle kamerada ağır çekim yapalım ama sen çok hızlı geldin. Olsun. Hoş geldin. Şerefler verdin. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz inşallah. Oğuzhan da burada. Geleceğin evet. Komutanı burada değil mi? İnşallah. İnşallah. Rabbim nasip ederse hayırlısı. İnşallah insan. Diyoruz. Tabii başarılar diliyoruz. Hemen diğer güzel dostumuzu çağıralım. Aşkımızı çağıralım. Ondan sonra güzel güzel muhabbet edelim diyoruz. Efendim. Benim çok güzel bir değerli dostum, güzel bir aşığımız, bu kültüre çok emek veren bir aşığımız, sazıyla, sözüyle, duruşuyla kim geliyor? Bayram Denizoğlu geliyor. Canım Bayramım gel. Sağ ol. Evet, sizi de böyle alalım sevgili bayramcığım. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Bayram Denizoğlu, güzel bak, güzel bir şairi de bugün yanına almışsın. Hoş geldin. İbrahim sefer. Çiftçi kardeşimize de buradan selam gönderelim. Kucak dolusu selam gönderelim. Tabii. Böyle ikisi de bu Bayram Usta zaten yıllardan beri Şenliği Baba'yı anlatır. Aşık Şenliği Baba'ya gönül vermiş birisi ki babası da aşıktı. Allah nur içinde yatırsın. Amin. Ama Sinan kardeşim de bir Aşık Şenlik Baba sevdalısı. Bugün iki tane Baba Şenlik sevdalısını yan yana getirdik. Ben de kendimi övmeyeyim. Ben de Şenliği Baba'yı çok severim tabii ki. Şenliği Baba bizim pirimizdir diyoruz. Evet. Güzel bir program olacak diyoruz. Efendim şimdi Bayram Denizoğlu güzel, ben bir kafama göre bir iki tane bir şey söyledim. Hemen sizden de bir türkü alalım, ondan sonra Sinan kardeşimden onun üzerine bir şiir alalım. Baş. Kıymetli izleyicilerimiz, bizden ayrılmayacaksınız. Bu akşam saat ne oluyor? 10.40. Yani 11'e 20 kala şeyde TRT Avaz'da benim bir programım olacak. Nur içinde yatsın. Ustam Murat Çobanoğlu'nun anma programıydı. Erzurum'a gitmiştim. Erzurum TRT'sinde. Onu da bu akşam inşallah saat 11'e 20 kala izleyeceğiz yani. Biz de biraz program izlerken bitireceğiz. Buyurun Bayram Bey. Evet. Şenlik Baba'dan söz açılmışken rahmetle anıyorum. Ben de o zaman ondan bir güzel türkü Thank you.
şenlik derdin ya da gülmedim hiç men, gülmedim hiç men. O sandım canımdan olmuşam peşman. Ne yaren ne yoldaş ne dost ne düşman, ne düşman ne düşman. Yazık oldu baktı kara diyen yok. Hay vah hay naçaran yanaran. Oğul oğul güven gez, çık dağlara güven gez. Ne feleğe bel bağla, ne devlete güven gez. Mekanı cennet olsun. Evet Sinancığım, bir bunun üzerine bir şiir gider hele. Tabii ki. Ben şiire başlamadan öncelikle şahsıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyorum. Böyle iki büyük ustayla beni ustaların piri Şenliği Baba'nın anıldığı bir programa davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bizleri stüdyoda ve ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize kucak dolusu selam ve saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten yaklaşık bir buçuk iki yıl önce sizin öncünüzde başlattığımız bir Aşık Şenlik Baba'yı tanıtma ve anlatma meşalesini yapmıştık. Evet, o günden bugüne gerçekten 13 bölüm mü? Yaklaşık 13 bölüm. Evet. Hiç, sadece Aşık Şenlik Baba'yı anlattık. Allah'ın siz de katıldınız birkaç bölüm. Çok sağ olun. Bayram Denizoğlu da evet, final Bayram, yaptık Bayram değil hocam, mi onunla? Finali de Bayram Hocam'la yapmıştık. Evet, Şenlik Baba'nın İran'da zehirlenmesini finali yapmıştık. Finalini yapmıştık. Şimdi bu programlardan sonra gerçekten aldığımız tepkiler, bize ulaşan insanların dan geri dönüşlere bakıldığı zaman şükrediyoruz Allah'a ki şu anda birçok yerde artık Şenliği Baba'nın ismi geçiyor, etkinlikler düzenleniyor. Onun tanıtılması ve anlatılması için bir nebze faydamız olabilirse ne mutlu bize. Ben de tabii sizin gibi iki büyük ustanın yanında şiir okumak tabii biraz zor. Kolay çok bir şey güzel değil. Yazıyorsun, çok güzel de okuyorsun. Ben de normal şartlarda ben şiirlerimi hep serbest ölçüyle yazarım. Ama ustalar bir gün dediler ki ya bir de divanla yaz, bir de divan ölçüsüyle yaz dediler. 15 ile yaptım. Haddimiz olmayarak ben de bir 3 kıtalık Şenliği Baba'ya bir divan yazdım. Harikasın, harika. Müsaade ederseniz. Şimdi biz türküleri okuduk. Sinan Bey de divanla şiir ne okusun, güzel. Doğru mu? Evet. Çok güzel oldu, buyurun. Ses vardı, siz buyurun. Evet, o gel, ses gel. Ben bir de Bayram Bey, biraz ben fon verirsek. Vallahi biraz da iyi olur değil mi? İyi olur. Gerçi bugün fon. Veriyorlar mı içeriden? Tamam, güzel. O zaman açalım burayı. Arar yaradanı kendin taşırmaz. Alemin sırrına erendi şenlik. Dünyayı yazar da hece şaşırmaz. Hak divanda ders gören şenlik. Lisanı merhemdir, yaralar sarar. Günde beş vakit divana durar. Düşünde gördüğü sultanı arar. Pirinden badeli eren şenlik. Çıldırlı kul Sinan adını anar. Dilime geldikçe yüreğim yanar. Seni anlamayan anlattım sanar. Hasmının önünde dimdik durandır şenlik. Allah rahmet etsin. Bayram Denizoğlu, nasıl, beğendin mi şiiri? Çok güzel bir şiir. Fakat benim sana bir şeyim var, istirhamım var. Buyur. Bazı arkadaşlarımız o geçtiğimiz bölümlerdeki konularla ilgili dinlemişler, söylüyorlar. Şimdi bunu da bugün buradan açıklamamız çok hoş olur. Değerli seyircilerimizden gerçekten bir ricada bulunalım bu konu üzerinde. Burayı böyle bilsin. İran derken bugünkü İran değil. Eskiden Azerbaycan'ın çok bölgesi İran'a bağlıydı. Biz şimdi Osmanlı'nın nasıl ki büyük bir zamanı vardı, sonra küçülmüş hali vardı. Şimdi İran da öyle. Eskiden İran, Güney Azerbaycan denilen muhitin hepsi İran'a bağlıydılar. Güney Azerbaycan. Tabii bunun için onlara hepsine İran deniliyordu. Aşık Şenlik İran'a gitti derken Tahran'ı orayı demiş olmuyor. Orada Türkiye'nin aynı nasıl Ardahan'ı karşı son bölge olduğu için o zaman o bölgeler İran'da olduğu için İranlı diyoruz. Bugünkü haliyle olsa Azerbaycan diyeceğiz. Asazı Bayram evet, Denizoğlu. Bravo, açıklık getirdin. Geldi, o iyi oldu. Efendim geçen 3 gün boyunca
3 gün mü 4 gün şeyde kaldık. İzmir'de bir program vardı, gittim. Orada da gitmişken bir 3 günde biz tatil yapalım dedik. Abim orada, buradan selamlarımı gönderiyorum. Yeğenim Volkan orada. Yengem oradaydı. Yılmaz abiyle görüştük. Aşık Yılmaz Şenlikoğlu'yla. Güzel muhabbetlerimiz oldu. Yılmaz abi de orada oturuyor, İzmir'de oturuyor. Karşı yakada. Selam olsun, evet. Buradan selam gönderiyorum. Onun da bütün sevenlerine, bütün dostlarına kucak dolusu selam var. O selamı da biz buradan iletelim. Kendisine de buradan saygılar, selamlar gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bayram Derzoğlu, şöyle bir gönül telinden bir iki şey yapalım. Heh, gel. Atışma yapalım. Baş üstte. Benim çok sevdiğim o yaz gününü, yaz gününden o atışmayı bağlayalım. Baş üstte. Şimdi Yılmaz abi madem ki bizi dinliyor, buradan selam olsun. Gençlik, çocukluk dönemimde rahmetle anıyorum onun büyük abisi Ustad Nuri Baba'nın bizlere intikal ettiği bir hava var. O havada atışmak istiyorum bugün seninle. Hangi hava? Çok sevdiğim bir havadır. Şimdi, Süsember mi? Süsember'i havası. Evet, evet. O havada Şenlik Baba konu oluyor. Sana bir Şenlik Baba atayım. Aşıklar yanında aman ay aman ay aman ey divan ya 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 duyurdu dünyaya ününü ye ye şenli ya bana dosta da sineme yaz gada ya söyledin ne güzeldin vatana verirdi canını şimdi aşıklık ilminden ay aman ay aman ay aman düşüftü öne her zaman döndürdü yönünü aşıklık ilminden ay aman ay aman ay aman düşüftü öne çıraklara dolu döndü yönünü şenlik agada beni de deftere yaz gada thank you.
Ah gör güne ya 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 aymadı karıncaya bile inandı. Leçenliği gördü aman ay aman ay aman ay aman aman boyun ay 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 milletine verdi kanını şelle yabala yargada ay balam ay balam derine çal düşünüp de yine derine dal. Bu ilhamın ay deniz oğlu o baba şenlikte o bizlere kaptan can şenliği baba agada oluhdu bizlere bele kaptan can şenliği baba. Ayrılar mı bele bir dosta? Bahtı güzel oldu aklı gün usta. Düşüncesi daim dini de şelle yabala dost kadar. Her zaman met eder dinine şenli agada. Oğlu der ki belezeyim ana kurban olam ondan olan gün ana Kasım'dan girirdi bele güzel mi? Başından çıkardı duman şey
dikenli babanın ayama aman geldi geçti ne diye bire bir zaman Ayaz Gülü. Dağlar ala ala düştü, güle velvele düştü. Benim sevdiğim güzel ay balam olmaya ile düştü. Ayak gülü yaz gülü, al kalemi yaz gülü. Anam seni beğenip ay balam alacaktı yaz gülü. Kalemi yaz gülü Babam seni beğenip Hay balam alacaktı yaz gülü Girmezem sensiz Ay bala gülü vermezem sensiz Köyde kuzu melesem Ay bala bil kim o menem sensiz Ay az gülü yaz gülü Mal kalemi yaz gülü Anam seni beğenip Ay balam alacaktı yaz gülü Ay az gülü yaz gülü Al kalemi yaz gülü Babam seni beğenip Ay balam alacaktı yaz gülü Deniz oğlu zarıma Ay balam değme intizarıma Sevdiğimi almasam Ay balam koymayın mezarıma Ay az gülü yaz gülü Al kalemi yaz gülü Anam seni beğenip Ay balam alacaktı yaz gülü Ay az gülü yaz gülü Ay Erhan gelecekti yaz gülü Anam seni beğenip Deniz oğlu alacaktı yaz gülü Sağ Ekranları başında bizleri izleyen herkese merhabalar sevgili izleyenler. Biraz da çok güzel bir atışma oldu. Şenli Baba dediğimiz zaman mutlaka onun kardeşi Sümani Baba'yı da yad etmeden, anmadan geçmek olmaz. O benim olmaz. İsteğim olsun bir bak dinle hocam. Başla. Çok özür dilerim lafı yazın. Şenli Baba'yla Sümani Baba'ya bir şiir yazmıştın. Ta Meltem televizyonda evet. izlemiştik bunu. Ya beraber yaptık beraber, bir. Evet. Bizim İbrahim Çiftçi'ye de bu gitsin. O da çok. Bu da sevgili kardeşimiz. Emek veriyor Allah'ın şu sarıtıyla. Diğer programların emektarı, evet. gönül emektarı. Sevgili kardeşimize de armağan olsun. Ama bir de kim armağan edelim? Bir Yılmaz abi armağan edelim bunu. Bir de Hüseyin abi armağan edelim. Şimdi, yani biri Şenli Baba'nın torunu, biri de Sümani Baba'nın torunu. O zaman iki büyük üstadın iki büyük emanetine, o güzel emanetlerine de bunu armağan ediyoruz. Her ikisini de ellerinden öpüyorum. Gelsin, Allah uzun ömürler versin. Hadi bakalım. On bir sene arayla dünyaya geldiler. Gül dalında açan iki gonca oldular. Bedende ayrıydılar ama ruhta bir oldular.
pir elinden Abu Kevser'i beraber içtiler. Biri Hasan oldu, biri Hüseyin. İlmi, irfanı hiç bırakmadılar. Zalimin zulmünden hiç korkmadılar. Asıl rehber Kur'an'dan hiç ayrılmadılar. Hiç bilmediler. Dünyanın gam yükünü yüklendiler. Biri Hasan oldu, biri Hüseyin. Hak'tan gayrısını hiç bilmediler. A'ya B'ye boyun eğmediler. Bir lokma bile haram yemediler. Biri Hasan oldu, biri Hüseyin. Dünyayı gezmeden alemi bildiler. Zahirde arş ile kürsü gördüler. Beraber saf tutup Hakk'ın divanına yöneldiler. Biri Hasan oldu, biri Hüseyin. Ne okudular, ne yazdılar. İlmi irfanı Rahman'dan aldılar. Suhara'da sarılıp kardeş oldular. Birine şenlik dediler, birine sümmani. Koca kartal ne gezirse, dalar boynunda, boynunda, ya boynunda, ya boynunda, ya boynunda. Ana gördüm balası var, ana gördüm balası var. Ağlar boynunda, boynunda, ya boynunda, ya boynunda, ya boynunda. Üstünü karalıktı, şamamalar saralıktı. Tarlar koynunda, koynunda, ya koynunda, ya koynunda, ya koynunda, ya koynunda. Şamamalar saralıktı. Tarlar koynunda, koynunda, ya koynunda, ya koynunda, ya koynunda. Ha, ha babam ha. Dile gelmez, uçtu sonam göle gelmez. Geçen geçti ele gelmez. Çalar koynunda, koynunda, ya koynunda, ya koynunda, ya koynunda. Geçen geçti ele gelmez. Çalar koynunda, koynunda, ya koynunda, ya koynunda. Güzelliklerimize güzellik katmaya geldik bizler Ayşe Hanım. Eminim. Şimdiki kampanyamızı hem izleyicilerimizin var, onları okuyacağım, notlarımı okuyacağım ve namaz öğreten seccade Murat Bey'e ve Emine Hanım'a buradan sponsorumuza bir teşekkür gönderelim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine Şinler Petrol Şinler'den Oğuz Bey'e ve Turgay Bey'e de buradan selamlar olsun. Özyil Süt Ürünleri Yılmaz Kızılharaba kardeşime buradan selam olsun. Buyurun. Yener Bey, ben de buradan bir ufak duyuru yapayım. Buyurun. Pazar günü saat 12'de Kars'ın Selim kazasının
Darboğaz köyünden. Buradan başkanımız Cezayir Bey'e de selam olsun. Köylülerimize de selam olsun. Bir toplantımız var köyümüz adına. Kültür merkezimizde Cemil Meriç'te. Bakalım inşallah hayırlara vesile olur diyorum. İnşallah. 20 tane isim saymadan sana bir dert olur diyorum. De. Dert olur. Dert olur. Sana demedi, korkuram ki yüreğine gord olur ay ceyran, gord olur ay terlan, gord olur. Sen tek sonanı, sözlerim doğrudur buna inanın ay bala, inanın ay sonam inanın. Sevda çekip aşk oduna yananı, bahar durar iki gözü dört olur ay sonam. Dört olur ay ceyran, dört olur. Hayalınsa ne debim var, arım var. Benim bülbül kimi intizarım var ay ceyran, zarım var ay terlan, zarım var. Kabul etsem başım üstte yerim var. Buyur gidey bizim eller yurd olur ay canan, yurd olur ay sonam, yurd olur. Kimi çağlama, sonra küsüp kaderine ağlama ay bala, ağla her o mert olur aterlan, mert olur. Vatan TV'den saygılar olsun. Bayram Bey, sen bu türküyü kime yazdın kardeş? Öyle mi diyorsun? Evet, kime yazdınız kardeşim şimdi, şu türkünü, güzel samimi türkünü? Samimi söylüyorum, Allah ömür versin, hatırlıyorsunuz bizim bir aşıklar kahvemiz vardı, oraya da geldiniz. O zaman da aynı sözü söyledim, aynısını dedim Vatan TV ekranlarına. Ha, sormuşum yine sana ekran. Bunu, evet. Demek dikkatimi çekiyor. Bu Türkiye'de hakikaten orada. 30 yıl önce ben evlendiğim zaman yengene yazdım. Yenge Hanım'a yazdım. Ben de zaten biliyorsun 30 sene sonra meydana. Şimdi Bayram Denizoğlu, ben şimdi o zaman sayfayı böyle bir çevireyim. Çevir. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, Bayram Denizoğlu'nun çok güzel o türküsü var ya, Ayaz Gülü Yaz Gülü, al kalemi yaz gülü, anam seni beğenip alacaktı yaz gülü. Evet. Ben de kaset yapıyorum, bu türküyü bir yerde okudu, dedim Bayram Bey, ben bu senin türkünü kasetimi okuyayım mı dedim Sinan Bey, biliyor musun? Dedi oku dedi,
Değerli dostum Kirvem. Kirvem demişken Öztürk Mor'a da selam gönderin. Evet, evet. İki Kirvem, Bayram Denizoğlu ve Öztürk Mor kardeşime selam olsun. Abi. Ben bu türküyü okudum. Bu türküyü okuduktan sonra çıktım, televizyonda okudum. Yani kaset okuduktan sonra. Ondan sonra bu türküyü televizyonda okudum. Mesela Bayram Bey de benim programda konuktu. Ya dedim Bayram Bey çok güzel türkü filan. Sen bunu kime yazdın dedi. Dedi ki Yılmazoğlu ben bunu yengene yazdım. Denizoğlu zarıma değme intizarıma sevdiğim almasan koymayın mezarıma deyince biraz onun da macerasını anlatınca ertesi gün dost Kirveyze ailece de görüşürüz. Yengeme buradan saygılarımı gönderiyorum. Yenge hanım bizim eve telefon açır. Hanımla görüşüyor. Bana dedi Yener kardeş. Bu Bayram Bey dedi bana bir türkü yazmış 30 senedir. Niye demir bu türküyü sana yazdı? 30 yıldır bu türküyü yazmış. Sen demesen hiç demeyeceğim. Şimdi bu türküyü de öyle mi? Bunu da, evet, evet. Aya, yenge hanım bu da size yazılmış. Çok güzel. Evet. Derdi olur diyor. Çok güzel demiş. Allah razı olsun. Tabii. Buyur. Şimdi bizi TRT Avaz'dan aramışlar. TRT Avaz'da Kıvanç Bey aramış bizi. Orada sevgili Nuru kardeşim yapmış olduğu güzel bir program var. Bah. TRT Avaz'da. Evet. Uslu Aşıklar anlıyor. Ahmet Bey sağ olsun. TRT Avaz'da çalışanlar bizi izliyormuşlar buradan. Erzurum'a, Erzurum TRT'sine, Erzurum halkına. Selam olsun. Kucak dolusu selam. Zaten bu gece saat 11.40'da yani 11'de 10.40'da yani 11'e 20 kala TRT Avaz'da değerli ustadım Nur İçinde Yasın Murat Çobanoğlu'nun hayatı orada işledik. O program yayınlanacak. Sizlere de sevgili Kıvanç Bey'in ve bütün çalışanların selam var. Selam. Nuri Bey'in selam var diyor. Ve hemen sizden güzel bir şiir alak olduk. Ne? Köye mi gidek? Ustadım isterseniz. Bir de geçen de buyurun. Bana çocuklar izlettiler, dizlettiler. Nur İçinde Yasın Şeref Taşlova mekanı cennet olsun değerli ustadım. Amin. Ona da bir şiir yazmışsın. Evet. Onu da okudum, çok beğendim. Onu da bugün okuyalım ama şimdi içinde ne gelirse onu şimdi oku. Şimdi üstadım şiirden önce müsaadenizle birkaç cümleyle yine Şenliği Baba konusuna değinmek istediğim bazı noktalar var. Şimdi Şenliği Baba'nın hayatını ele alırken birkaç başlık altında ele almak lazım. Öncelikle kronolojik hayatı yani 1850-1913 yıl arasında yaşamış olduğu ustanın hayat hikayetinin öğrenmesi lazım. Bunun yanında ikinci olarak hak tarafından vade verilmesi ki en önemli özelliklerinden bir tanesi. Hasan'ın şenlik olduğu, maneviyat ve uhrevi duyguların geliştiği, gönül gözünün açıldığı bu olay adeta şenliğin yeniden doğuşu. Rahman'ın gönül gözünü açması demek. Şimdi bazı arkadaşlarımız bazı yerlerde soruyorlar. İşte bade verildi diyorsunuz şenliğe. Bade nedir? Yani bu yenilir mi, içilir mi? Bade Rahman'ın gönül gözünü açması. Rabbim bravo. Herkesi gönül gözü açılanlardan etsin. Amin. Şenlik de o devirde Rahman tarafından gönül gözü açılan bir hak dostu, bir Allah aşığı. Bir de edebi yönü var ki bugün şenlik haktan aldığını halka iletirken kullandığı dilde, yazdığı bütün şiirlerde ve hikayelerde kafiye, uyak, hece ve bizim oralarda hava denen evet. makamları vardır. Yani şenlik divanı, çıldır divanı gibi bir de böyle güçlü bir edebi yönü var. Peki orada kalalım. Şiiri tabii. okuyalım. Zaman çünkü tamam. akıyor. Şimdi, bunu biz bunu bizim biliyorsunuz Aşçeli Kültür Derneği'nin güzel bir şeyi var. Evet. 1 Mayıs'ta. Bağcılar Halk Sarayı'nda. Halil kardeşime buradan ve bütün yönetime selam gönderelim. Evet. Selam. Gerçekten mükemmel bir gece olacak. İnşallah. Mükemmel bir Şenliği Baba ve Sumani Baba'yı anma gecesidir. Sanıyorum 30-40'a yakında bir aşığımız orada olacak. Var. Siz de orada olacaksınız inşallah. Bayram Bey siz de varsınız ben orada. De varım, evet. O gece de güzel olacak. İnşallah 1 Mayıs'ta nere dediniz yer? Bağcılar Halk Sarayı. Bağcılar'da Halk Sarayı'nda olacak. Peki bir şiir alalım. O tamam. Yine Şenliği Baba'yı siz sırasını anlatın. Şimdi herkes köyünü sever de ben de kendi gönlümden köyde neyi bıraktık geldik, neleri bıraktık hele diye bakalım, yazmaya ne bıraktık. Çalıştım. Her gönülde bir aslan yatar. Evet. Buyurun. Köyde bıraktık. Bir bir terk ettik hepimiz o köyleri. Üstü ağaçtan, mertekli, taştan evleri. 40 ayak uzunluğundaki ahırları, uçsuz bucaksız yemyeşil tarlaları. Buz gibi çağlayan pınarları, Borçalı'ya sırtını yaslamış yaylaları, Baba Şenlik gibi hak aşığı evliyaları, Kasımoğlu Hasan Ağa gibi kahramanları köyde bıraktık.
Kışın adam boyu yağan karları, tipinin göz açtırmadığı yolları, atların çektiği gelin gibi süslenmiş kızakları, dere kenarında otlayan su sonası kazları, hanalarda halı dokuyan eli kınalı kızları, güne geceden başlayan vefakar anaları, sırtında ceketiyle dağ bayır dolaşan çobanları, tarla eken, biçin biçen cefakar babaları köyde bıraktı. Öğretmeni olmayan taştan okulları, çantası bezden dikilmiş çocukları, gaz lambasının ışığıyla aydınlanan yuvaları, tezekle yanan sacdan sobaları, tandırda pişen kıpkırmızı lavaşı, evelikle yapılan ayran aşını, neziği, keteği, lokumu, bir de fişiği, ortası tereyağlı dolu haşılı köyde bıraktı. Vaşloftan gelen patatesle kırmızı cancuru, Colut'tan gelen elma ile bal damlayan armudu, tarladan topladığımız yemlik ile adoyunu, burcu burcu kokan kımıyı, atamızın, dedelerimizin mezarlarını, vatanın en mukaddes topraklarını, dostluğun ve kardeşliğin en güzel yanını, çocukluğumun tüm tatlarını köyde bıraktık. Ben bir köyde kaldı diyelim. Bayram Bey'de bildikleri varsa eşlik etsin. Tabii. Sonra ağaç teknesine girelim. Tamam. Köyde kaldı, köyde kaldı, teze ile tandır yakmayık, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, anam babam köyde kaldı. Misafire gaz pişirmek, Sinan köyde kaldı, köyde kaldı. Misafire gaz pişirmek, köyde kaldı, köyde kaldı. Köyde kaldı, köyde kaldı. Köyde kaldı, köyde kaldı. O da bizim köyde kaldı.
soğuk gönül etneye, yılmaz oğlunun gençliği. Köyde kaldı, köyde kaldı, yılmaz oğlunun gençliği. Köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, köyde kaldı, o da bizim köyde kaldı. Yaktı yüreğimin ara gözlerin, gözlerin. Neydi günahım, neydi suçum? Yaktı yüreğimin ara gözlerin, yaktı yüreğimin ara gözlerin. Köşelere yandım, kırandım. El içinde dertli dertli dolandım. İster isem beni kına gözlerim. El içine düştüm, yandım, kırandım. İster sakına beni gözlerin. Şerde hak divanında şikayetçi olur sana gözlerin, gözlerin. Huzurum ahşerde hak divanında şikayetçi olur sana gözlerin, gözlerin. Soralacağım. Buyur. Evet. Bir şiir alalım. Denizoğlu, böyle bir hava aklıma geldi, evet. Değil mi? Sarı tel havası. Şimdi üstad, yine büyük değerli ustalarımızdan Şeref Taşlıova için
yazdığım şiiri istemiştiniz. Evet, onu Nur içinde yazsın büyük usta. Taşlova, bütün evet. Ustalarımızı Allah rahmet etsin. Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlova. Bu şiiri de okumadan evvel bir iki tane isim geldi. Ben de onları da isterseniz söyleyeyim. Hocam. Öncelikle köyüm Aşık Şenli'ye, oradaki bütün köylerime sonsuz sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Aramışlar. Yine Karahanlar platformundan sevgili Erman Karahan kardeşim aramış. En önemlisi dedem Hüseyin Paşa Karaçay ve babam için. Halit Karahan'a da selam gönder. Sevgili abimiz Halit Karahan için. Bir de çıktığımız dostumuz. Her programda, yazdığımız her şiirde sürekli desteğini benden esirgemeyen, şimdi bizim orada aslında bu biraz garip karşılanır ama benim kıymetli bir kayınpederim var. Herkesten çok o beni takip eder sağ olsun. Her şeyi sen çok da o över. Onun da buradan ellerinden öpüyorum. Bacanağa da selamlar. Bacanağım da yalnız bırakmadı sağ olsun. Bir de tabii yine o güzel ellerden çok güzel dostlar Ahmet Rıfat Vural. Ahmet Vural, Reşat Vural. Biz de buradan selam gönderiyoruz. Yener Bey, bunu diyeyim bağışla. Buyur. Bir de bizim enişte Nuri var ya, Nuri. Kim şimdi Nuri? Şimdi buraya gelmiş bizim kalaycılardan. Nuri abi. He. Nuri abi enişte buraya gelmiş hanımıyla beraber Darıca'da. Ona da selam olsun. Selam hadi olsun. Şiire girelim, en devam son, edelim. Heh, İzmir'den buyur. İdris Sözbir abimiz her zaman arar. Büyüğüm, sevgili büyüğüm. Onu da buradan yad edelim. Ona da selam olsun. Bu şiirde onlara olsun. Selam olsun herkese. Evet. Buyur. Büyük Usta Şeref Taşlıova anısına. Sene 1938'de köyü gül yüzünden merhaba dedi dünyaya. Hiçbir zaman tamah etmedi ne mala ne de paraya. Ömrü boyunca her zaman sevdalıydı manaya. Koca Çınar, Büyük Usta Şeref Taşlıova. İlhamını şenlikten aldı. Oğlu Kasım'a çıraklık yaptı. Divan sazı mana dolu sözüyle gönüllere aktı. Ünü dünyayı sardı, sanat nişanını göğsüne taktı. Koca Çınar, Büyük Usta Şeref Taşlıova. Dünyada gittiği her yerde anlattı aşıklık kültürünü. Hayatı boyunca her şeyden üstün tuttu özünü. Kimse de... Başım yastığa gelenmem bile, saralıp gül benzim solanmam bile, o boy canak lakin ölenmem bile, daha gülsen de bir gülmesen hayla benlemi. Hasta düştüm dost gelmedi peşime. Hasta düştüm dost gelmedi peşime. Bir bak şeref gözlerimin yaşına. Bir baykuş konmuştu mezardaşına. Daha gelsen de bir gelmesen de bir lay lay bala. Lay lay sona lay lay bala. Daha gelsen de bir gelmesen de bir. Tabii rahmetli anıyorum. Yani beş söz yerine gelince güzel biliyorsun. Benim köylüm olduğu için. Köyde de bir destan yazmıştım. Üşkıta Şeref amimimi de orada anmış. Bravo geç. Yaşlılar bilir ki şi, bu köy böyle köy mü yedi? Kocaldı toprağı da şi, bu köy böyle köy mü yedi? Değişti toprağı da şi, bu köy böyle köy mü yedi? Sarı bulakların düzü, otlarının koyun kuzu. Bu gurbet ayırdı bizi, bu köy böyle köy mü yedi?
Ali Usta'nın tornası, Müslüm'ün davı zurnası, kalkmış Navruz'u hurması, köy böyle köy müdür? İbrahim'i babam durmuş, Şeref Bey meydanlar görmüş, bağrından dört aşık vermiş, bu köy böyle köy müdür? Deniz oğlu der çağladım, özümü Hakk'a bağladım, köyümü gördüm ağladım, bu köy böyle köy mü? Efendim kıymetli izleyicilerimiz, şimdi bülbülü koymuşlar kafese, demiş ah vatana. Herkesin bir köy özlemi vardır, doğup büyüdüğü yerler vardır, o serin yaylaları vardır, batınında denizi vardır. Ne bileyim yani, şimdi geçen de İzmir'e gittik, böyle cıvıl cıvıl herkes geziyor ediyor, ama benim gönlüm yine bizim o güzel Ardahan'da, Kars'ta, o Doğu Anadolu'nun serin yaylalarında. Yavaş yavaş programlarımızı ben Vatan Televizyonu'nda da, Seymen Televizyonu'nda da, yaz geldi Feleğenoğlu beni burada tutamaz. Bunu yıllardır, 20 senedir, 21'i bitirdik. Bu sene de Allah-u Teala fırsat verdi. 21. yılı bitirdik. Şimdi hem orada hem burada yaz geldi, ben giderim köyüme. Yani yavaş yavaş diyorum böyle, hani çok müptelası var bu Sarı Tel programının izleyicileri. Yavaş yavaş alıştırayım da, yani bir de yarın gelmiyorum demeyeyim de, yani en fazla 2-3, en fazla 3 hafta sonra, 4 hafta sonra bay bay. Gelin oraya, gelin köye, gelin o köyü güzelliği görün. Bir atışma yapalım mı? Evet. Denizoğlu. Ayak açıyorum ona göre. Ayağı aç. Denizoğlu. Bir ayak aç. Dille sözlerimi sen yılmaz oğlu, yaylaya gitmenin zamanı geldi. Dostlar seni şadlık ile yeklerler, hele yeklerler, muhabbet etmenin zamanı geldi. Dostlar seni şadlığına beklerler, muhabbet etmenin zamanı geldi. Zamanı geldi. Sekiz aydır burada bağırdım durdum, gurbeti başından at, gurbeti baştan atmanın zamanı geldi. Denizoğlu senden taşlamak isterim, bu Yener Yılmaz onunla çatmanın zamanı geldi. Hay bak, hay bak. Yönetim diyor ki biraz taşlama yapın, Sarı Tel'de çatmanın zamanı geldi. Çatmanın zamanı geldi. Denizoğlu der ki gönül artırak, dostlara gönülden gönüle verek, o zaman biz de atışmayı iki kıtada bitirek, aşıklar bir şöyle dalmanın çatmanın zamanı geldi. Aşıklar çatmanın zamanı geldi. Baktım ki kardeş böyle he dersin, Yılmazoğlu der ki kurban olayım güzel kadersin. Aldın başın gene nereye gidersin, sözleri sözlere katmanın zamanı geldi. Sözleri sözlere katmanın zamanı geldi.
Bir taşlama ayak aç kurban olayım. Ama nereden bir şiirden sorayım. Bir şiirden sorayım. Ayağı da inşallah hoca verir. Çünkü aşıklar irticayla söylediği belli olur. Buyur. Verir hocam, evet. Taşlama bir ayak verir. Tamam. Güzel bir, nereye gidelim bu şiirden şimdi? Şimdi köyümüze gittik. İlimizi de unutmamak lazım. Ardahan'a. Ardahan'a. Bir gün böyle bir dost sohbetinde arkadaşlar sordular. Dediler ki ya Ardahan, Ardahan diyorsun da bu Ardahan nerede? Nerede dediğim zaman o zaman çok içerlemiştim. Ben de dedim ki ya ben size şimdi anlatayım da. Ardahan nerede olduğunu bir, görün. Bir görün oğlum, bakalım Ardahan neredeymiş. Hani derler ya. Edirne'den Ardahan'a, sınır boyunda Ardahan, güzel şehir. Türkiye'nin her yeri güzeldir. Türk bayrağının şöyle dalgalandığı yer. Hepsine canımız kurban, güzel vatanımızdır diyoruz. Buyurun. Ardahan neresidir? Güneşin ilk doğduğu, suların buz gibi aktığı, tabiatın insanın içini ısıttığı, Şenliği Baba'nın nurlar içinde yattığı yerdir Ardahan. Ermeninin yıllarca istila edemediği, Şenliğin can sağ iken yurt vermeniz düşmana dediği, binlerce can verilip bir avuç bile toprak verilmediği, yiğitler yiğidi Hasan Ağa'nın bileğinin bükülmediği yerdir Ardahan. Derelerin sert çağladığı, göçlerin köyleri boşalttığı, gurbetin yürekleri dağladığı, umutların Allah'a bağlandığı yerdir Ardahan. Öğretmensiz okulların çok olduğu, sınavlarda sonunculuğun kader olduğu, yok yere çocukların heder olduğu, halkın hatırının seçimden seçime sorulduğu yerdir Ardahan. Yokluğun ve yoksulluğun kol gezdiği, sefaletin iliklere kadar işlediği, köyünden göçenin bir daha geri gelmediği, Ankara'nın gözünün görmediği yerdir Ardahan. Onlarca derde rağmen hiçbir şeye kulak asılmadığı, devlet sahip çıkmasa da hiçbir karakolun basılmadığı, hiçbir kimsenin ay yıldızlı bayrağa kem gözle bakmadığı, dağlarına hiçbir hainin ayak basmadığı yerdir Ardahan. Hediye saatinden herkese merhabalar. Hediye saati dedim. Hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bugün şimdi sevgili izleyenlerimize bir sürprizimiz var. 200 kişi hızıyla devam ediyoruz ama çok değerli dostum gerçekten bizi izliyormuşlar. Telefon açtılar bana şu anda. Diyelim. Değerli bir dostum Kıvanç Büyük Meriç kardeşime buradan kucak dolusu selam gönderiyorum ve bütün TRT Avaz'da çalışanlara, bütün TRT çalışanlarına da selam olsun. Onlar da izliyorlardır. Sağ olsun. Ta Orta Asya'ya selam olsun. Bütün yurt içinde, yurt dışında bizi izleyen herkese kucak dolusu selam olsun. Bu programımız, yani bu Murat Çobanoğlu anma programı saat kaçta? 22.40'da. 22.40'da yayınlanacaktır. Onu da size duyurusunu yapalım. Şimdi Kıvanç Bey bizden bir atışma istemiş. Tamam. Bayram Bey. Bir taşlama mı yaparsın, haşlama mı Allah yaparsın? Allah için Avaz TV'de de öyle bilemem. Bir atışma olmuştu Kunduru ile. Şimdi sana Kunduru'ya da aynı bir ayak açacağım. Kunduru'ya da selam gönderelim. İyi bir dostumuz. Evet, buyurun. Şairim versin ayağı. Taşlama ayağı. Elimde sazım var, çalar giderim. Güzel. Bizim de Cezayir Bey'in biliyorsun aşıklar otağı var. Aşıklar da her hafta seninle benim gibi atışıyorlar. Buradan oradan da selam olsun Cezayir Bey'e. Sen de sazını bir çal göreyim. Gideyim. Dur diyeceğim indi. Sazım elimde çalar giderim. Eğer
Atışman da güzel olmasa elinden sazını alar giderim giderim. Eğer atışman da güzel olmasa sazını elinden alar giderim giderim. Güzel söyledin ey denizoğlu, her nereye geçsem bular giderim. Ben sana ne diyeyim karsın doruğu, vurur o baltayla böler giderim. Denizoğlu giderim, denizoğlu giderim. Ben sana ne diyeyim göle doruğu, vururum baltayı böler giderim, denizoğlu giderim. Aşk gölüne gidip hep oylamasam, sevgiyin gönülden hiç koylamasan, atışma sözünü hiç söylemesen, mecliste başına güler giderim, mazolu giderim. Atışma yerinde hiç söylemesen, meclisin önünde güler giderim, güler giderim. Sözü söze burada katarsın, yine sözü söze burada katarsın. Daha gece olmadı ki yatarsın, ne dedim de hemen tekmen atarsın. O güzel saçların yolar giderim, denizoğlu giderim. Ne dedim de hemen tekmen atarsan, o güzel saçların yolar giderim, denizoğlu giderim. Dikkat eyle şerefine, şanına, muhabbetin olsun tatlı canına. Bir ateş salaram kirin canına, canını odlara kalar giderim, bala bala giderim. Bir ateş salaram tatlı canına, başımı odlara kalar giderim. Tabii başımı odlara kalar giderim. Yani diyor ki ateş ya, ateş kalarım. Evet. Bir baksana gözlerimin yaşına, ne diyeyim hayaline düşüne. Aşık diye çıktın benim karşıma, derinden derine dalar giderim, denizoğlu giderim. Aşık diye çıktın benim karşıma, sarı telde derinlere dalar giderim, denizoğlu giderim. Havadan uçma, denizoğlu büyük büyük konuşma,
Atışma aşığı menden uğraşma, çıldırın gözüne salar giderem, bala bala giderem. Atışma bilmezsen menden uğraşma, çıldırın gözüne salar giderem, giderem. Katana olur olmaz yerden alıp bitene, canım kurban olsun böyle vatana, bu cennet vatana öler giderem, deniz oğlu giderem. Canım kurban olsun böyle vatana, bu cennet vatana öler giderem, deniz oğlu giderem. Teşekkür ederim. Biz de gümbür gümbür geldik böyle. Vay, görüyorsunuz. Vay. Yepyeni bir motorlu testere var önümüzde. Bu motor testerinin çok özellikleri var. Bu bir defa 38 dişi var bu motor testerinin. Artı 3 beygir gücünde, artı yeni nesil bir motorlu testere. Şimdi biz bu motorlu testereyle şov yaptık sevgili izleyenler. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde devam ediyoruz yani. Daha türküler alacağız, şiir alacağız. Ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Namaz öğreten seccade, Murat Bey'e ve Emine Hanım'a teşekkür ediyoruz. Özyiğit Süt Ürünleri İlmaz Kızlarbay'a teşekkür ediyoruz. Şirinler Petrol'la ve Şirinler Market'e, efendim Turgay ve Oğuz kardeşime teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, program başında da söyledik. Yavaş yavaş artık daha toparlanıyoruz. 3-5 hafta burada programımız var. Ondan sonra Anadolu'ya doğru gideceğiz. İnşallah Anadolu'dan size güzel görüntüler göndereceğiz. Ama ondan önce sizden ister şöyle yapalım. Son vedalarımızı yapalım. Vedalardan sonra şiirlerimizle finalle bitirelim. Ben öncelikle Bayram Deniz Oğlu, size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim valla. Ayağına yüreğine sağlık. Sağ ol. Sevgili dostum, çok değerli bir dostsun, çok değerli bir aşıksın. Sen de güzelsin. Öztürk Mor kardeşime de selam olsun. Bütün herkesin dostu kendine, benim dostlarım da bana diyor. Öyle ya. Çok, o da çok değerli bir insan. Sen de değerlisin. Bizim var mı arzun isteyin diyeceklerin? Başımdan gözüm üstte, şerefli ol, biz buraya geldik, mutluyuz. Allah razı olsun. Efendim pazartesi biliyorsunuz saat 7'de Seymen Televizyon'da programımız var. Orada olacağız inşallah. Sevgili Sinancığım, ben sizi Vatan Televizyonu'nda 13 bölüm Aşık Şenlik Baba'nın hayatını anlatmaya çalıştık. Sürcülisan eyledikse yine affola. Biz Şenlik Baba'yı, ben o kadar kıymetli izleyicilerimiz, açık diyorum. Şenlik Baba'nın ben toplam, herkes bunu demez, o günü böyle oturdum saydım, 32 tane türküsünü biliyorum. 32 türküsü var bende. Bundan sonra da ezberlesem biraz zor gelir. Doğru. Ama hikayeleri falan var, hikayelerin içerisinde türküler. Şenlik Baba'yı anlatmak çok zordur. Şenlik Baba bir aşıktı, gözüyle bakmıyorum, Allah dostudur Şenlik Baba. Ama Bayram Denizoğlu onun türküleriyle ekmek yemiş Şenlik Baba'nın. Elbet. Düğünlerine gitmiş. Evet. Buradan biz Şenlik Baba'nın bütün dostlarıyla, akrabalarıyla, ki şu anda İlmaz abide, belki 90 türkülerini falan okursak, sürcülisan eylesek affola. Çok adın güzel. Nedir Hıdır, yaptığımız budur. Elimizden geldiği kadar bunu yapıyoruz. Sinan kardeşim de gerçekten çok değerli bir kardeşim. Hem güzel yazarlığı var, şairliği de bunun yanına ekledi, çok güzel oldu. Biraz sonra Max'ten ben onun yanına şeyi tuttum bile, mikrofonu. Dedim belki Türkiye'de alıştırayım. Türkiye'de alıştırayım aşıklığa da. Sinan da benim şeyim olsun, ne derler? Artık o benim, ne diyorlar ona, bir şey diyorlar. Menajer diyor. Yok yok ya, benden taraf oluyor ya. Ha? Çırak değil ya, daha üstü. Sinancığım, öncelikle Aşık Şenlik Kasabası'na yürekten buradan selam gönderiyorum. Ve bütün gençler böyledir. Aşık Şenlik Kasabası ve Çıldır'ın, Kars'ın gençleri, Ardahan, Aşık Şenlik Baba'yı çok seviyorlar. Çok seviyorum. Siz de böyle gencecik olarak buraya gönül verdiğiniz için Şenlik Baba'ya, sizi yürekten kutluyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Asıl teşekkür edilmesi gereken birisi varsa gerçekten bu kültüre yaklaşık 21 yıldır aralıksız hizmet veren. Evet. Ve
ve Şenliği Baba'nın gerçekten tanıtılması, anlatılması için can siperhane adeta bir mücadele verip 13 program gibi çok uzun bir seriye, bir belgesel tadında bir seriye hazırladığınız için ben size teşekkür ediyorum. Gerçekten Şenliği Baba'yı bahsettiğiniz gibi anlatmak, onu tam manasıyla izah etmemiz mümkün değil. O bir derya. Tabii yani biz oradan bir iki damlayı, o deryadan bir iki damlayı kenarlara... Bir iki damla ucundan kulağına anlatıyorsun. Ne mutlu bize. Çünkü o hiçbir zaman zalimin yanında olmamış, güçlünün yanında olmamış. Hep doğrunun, hakkın ve haklının yanında olmuş. Bravo. Şimdi o yüzden Şenliği Baba'ya... Şimdi bir şiir alalım sizden. Sonra Bayram Denizoğlu'na biz baş başa kalalım. Şimdi, final edelim. Buyurun. Evet, şimdi az önce İzmir'den Fatih Gündüz kardeşim aradı. O da kayınpederi Ersat Aydın ve Uğur Aydın Bey'le. Bir de Kars'ta büyük amcam Hacı Latif Kasımoğlu aradı. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Latif abi haca gitti mi? Haca gitti. Hacım. Şimdi Latif abim bana bir yakına göster. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir abim. O Latif abi ben çok eskiden beri tanıyorum. Ama şunu gerçekten diyorum. Her Kars'a giderken gönlümün içinden geçiyor bir ziyaretini yapayım diye. O da Şenliği Baba'ya çok sevdalı. O, evet. Eski havalara çok sevdalı. Köyümüzün öyle selam mi? Olsun. Ama abi, değerli, çok değerli çok bir dost. Allah kendisi bizim Allah Kars'ta kalemiz. Allah işin gülmez. Çok sevgili abim benim. Evet. Hürmet saygılarımı gönderiyorum. Sağ buyurun. Sağ ol. Şimdi Sayın Yılmazoğlu... Tabii bunu da anmadan geçmeyelim. Şu anda ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Maalesef üzülerek her gün şehit haberleri alıyoruz. İçimiz acıyor, içimiz yanıyor. Ben Kurtuluş Savaşı'ndan bu güne kadar Çanakkale'den, Sakarya'dan, Dumlupınar'dan, bugün Güneydoğu'da şehit olan tüm emniyet güçlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onların o kutsal görevlerinde hepsine başarılar diliyorum ve gerçekten onlar da vatan için çarpışanlar, hak için çarpışanlardır. Hak için çarpışıyorlar. Ben de bir dua niteliğinde bir şiirle buradan sözlerime gelsin, son vereyim. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına yüreğine sağlık. Bacıma da çok buradan. Sağ olun. Babaya, bacıma, dedeye buradan selam gönderelim. Onlara da hürmet ediyorum. Olun. Sağ ol, buyurun. Fırsat verme ya Rabbi. Bu güzelim cennet vatana ateş verip yakanlara, pusuda saklanıp Mehmet'ime kurşun atanlara, milletine kin kusup sinsice planlar kuranlara sen fırsat verme ya Rabbi. Ekmeğini bölüştüğü kardeşini arkadan vuranlara, Ermeninin oyunlarına gerilip ayrılık hayali kuranlara, yatağında uyuyan polisime kahpece kurşun sıkanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Bin yıllık kardeşliğimizi bir çırpıda hiçe sayanlara, canımız olmak yerine haince canımıza kıyanlara, erkeklikten dem vurup sokakta etekle dolananlara sen fırsat verme ya Rabbi. Adamlık varken akılsızca eşyalığa merak duyanlara, yatırıldığı iğrenç ihanet uykusundan uyanamayanlara, Türk'e kardeş olmak yerine Ermeni'ye yandaş olanlara sen fırsat verme ya Rabbi. İnsanların türlü türlü oyunlarla birbirine salanlara, Hakk'a sırt çevirip kafir ile ortak iş tutanlara, dilleri barış söyleyip ellerinde keleş olanlara sen fırsat verme ya Rabbi. Sinan der ki, bu vatanda kıymet bilen herkese yer var. Bugün vatanı satanlar acaba yarın daha neleri satar? Sanmayın ki iki havladınız diye bu millet sizden korkar. Sen ite köpeğe fırsat verme ya Rabbi. Çok güzel. Yüreğine sağlık Sinan'ım. Evet kıymetli izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Tekrar hatırlatmada fayda var. 10.40'da TRT Havaz'da Murat Çobanoğlu'nun Amma programı vardır. TRT Havaz'da bu akşam. O programı kaçırmayın diyoruz. Bayram Denizoğlu sevgili kardeşimle baş başa. Bakalım ne diyelim bugün Bayram Bey? Şimdi öyle diyelim, ortaklaşa bir şey diyelim. Atışmaya geçelim. Sana bir şey diyeyim, sen beni izle. Peki. Thank you.
Kuzu grup yollarından çıksalar, şehit ol vatanı ver derme olur. Aşıkların sana olsun duası, hayına yurdunu böldürme olur. Aşıkların sana olsun duası, hayına yurdunu böldürme olur. Bütün dünya bunu böyle ki bilsin, vatan bizimdir, bizimdir oğul. Nice şehit verdik, nice kan verdik. Bu vatan bizimdir, bizimdir oğul. Nice şehit verdik, nice can verdik. Bu vatan bizimdir, bizimdir oğul. Dünyaya yayılmış Muhammed dini, haçlı her zamanda yapar bu kini. O bayrağım şehidimin öz kanı, hayına yurdunu böldürme olur. O vatanda bayrağımın öz kanı, zalime haddini bildirin Mazoğlu gönül ehval yoldaştır. Bizi ayıranlar böyle kalleştir. Azeri Kürt yerli hepsi kardeştir. Bu vatan bizimdir, bizimdir oğul. Kürdü Türk'ü hepsi vallah kardeştir. Bu vatan bizimdir, bizimdir oğul. Deniz oğlu tüm dostluğa selamlar. Hak kelamı ile ettik kelamlar. Adem'in nesliyiz, duysun alemler. Bu vatan bizimdir, bizimdir oğul. Adem'in